Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, Dünya Gücü Osmanlı'nın ikinci kısmıyla İslam dünyası liderliğine doğru devam edeceğiz. İslam dünyasının liderliği biliyorsunuz halifeliğin Osmanlı'ya geçmesiyle olmuştu. Bu ise Yavuz Sultan Selim'in Doğu ve Güney siyasetiyle alakalı olup İslam dünyasında Yavuz Sultan Selim kısa ömürlü olsa da yapmış olduğu fetihler sayesinde ve hareketler sayesinde 8 yılda İslam dünyasının siyasi birliğini sağlayarak Doğu siyasetine yönelmiş ve Doğu'ya seferler yapmıştı. Osmanlı-Safevi ilişkileri, Safeviler biliyorsunuz arkadaşlar İran topraklarındaydı ve Türk devletiyle Tokatlı Şah İsmail tarafından İran'da kurulmuş bir devletti. Safevilerin Anadolu'da Şii propagandası yapması Osmanlı ile arasında Çaldıran Savaşı'nda 1514 sebep olacak. Savaşın sebepleri her iki devletin de Anadolu'ya özellikle Doğu Anadolu bölgesinde hakim olmak istemesi, Anadolu'da Safevilerin Şiilik propagandası, Osmanlı düşmanlarıyla zaman zaman ittifak yapmaları Osmanlı'yı rahatsız edecek. Osmanlı'nın ise Doğu sınırının güvenliği sağlamak istemesi, Şiilik tehdidini ortadan kaldırmak istemesi, İslam dünyasının siyasi birliğini sağlamak istemesi ve en son Osmanlı Safevi orduları Çaldıran Ovası'nda karşılaştı. Bugünkü arkadaşlar Van bölgesinde Safevi ordusu sayıca fazla olsa da Osmanlı silah teknolojisinin üstün olmasıyla savaşı kazanacak. Sonuç olarak ise Fırat'ın batısında ve Doğu Anadolu'da Osmanlı egemenliği kesinleşti. Tebriz, Musul, Kerkük, Erbil gibi topraklar Osmanlı'ya geçti. Halep, Bursa, İpek Yolu'nun hakimiyeti yine Osmanlı'ya geçmiş oldu. İran hazineleri Osmanlı'nın eline geçti ki bu Osmanlı'nın ekonomisine çok büyük katkı sağladı. Anadolu'da Şiilik tehlikesi kırıldı. Yavuz Sultan Selim İran seferine giderken Durkadir Beyliğinden askeri yardım istemişti. Ancak kayınpederi Durkadir Bey yardım etmedi. Yavuz da sefer dönüşü Durkadir Beyliğini kuşattı. Bu kuşatmanın neticesinde arkadaşlar Maraş Göksun Ovası'nda Turna Dağ Savaşı yapıldı ve Osmanlı Devleti Durkadir Beyliğini yendi. Ve böylece Osmanlı hakimiyetine gelen en son beylik Durkadir Beyliği olmuştur. Bu da arkadaşlar arada tampon olan Durkadir Beyliği Osmanlı ile Memlüklü ilişkilerin bozulmasına sebep olacak. Durkadir Beyliği'nin Osmanlı hakimiyetine girmesiyle de Anadolu'da Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmış oldu. Mısır'daki Memluklar ile Osmanlı arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Yavuz Sultan Selim Doğu seferinden sonra bu sefer aşağıda güneyde Durkadiroğlu Beyliğine son verdikten sonra Mısır seferine çıkacak. Bu seferin sebepleri ise İslam dünyasının liderliği meselesini ortadan kaldırmak, Memlukların Hintli Müslümanlara yardım etmemesi, Osmanlı'nın İslam dünyasında siyasi birliği sağlamak istemesi, Durkadir Beyliği'nin Osmanlı'ya katılması, arada tampondu, Memlukları rahatsız edecek. 1516 Mercidabık ve 1500 Ridaniye savaşlarında Osmanlı Devleti Memlük Devleti'ni yenmiş oldu. Arkadaşlar biliyorsunuz Memlükler de bir Türk Devleti sayılıyordu. Sonuç olarak Memlük Devleti yıkıldı. Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz bölgesi Osmanlı hakimiyetine geçti. Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Kutsal emanetler Osmanlı'da olduğu için halifelik de Osmanlı Devleti'ne geçmiş oldu. İslam dünyasında büyük oranda siyasi birlik sağlandı. Memlüklü hazineleri Osmanlı'nın eline geçti. Osmanlı'nın ekonomisi iyice zenginleşti. Baharat ticaret yolu yani Hindistan'dan gelip Mısır'dan Anadolu'ya geçen baharat yolu da Osmanlı denetimine girdi. Venedik, Kıbrıs adası için Memlüklere, biliyorsunuz Kıbrıs adası arkadaşlar Hazreti Osman döneminde İslam dünyasına geçmişti ve Memlükler döneminde de onlara bağlıydı. Venedik,
Memluklara verdiği vergiyi bundan böyle Osmanlı Devleti'ne vermeye başladı. Yavuz Sultan Selim Mısır seferi sonrası İstanbul'a dönmüş ancak şirpençe dediğimiz çıban hastalığından ağır bir şekilde vefat etmiştir. Destek noktasında halifeliğin Osmanlı'ya geçmesiyle Osmanlı padişahları artık halife unvanını da kullanmaya başlayacaklar ve Osmanlı teokratik bir yapısı güçlenecek. Yani dinle devletin yönetilme özelliği başlayacak. 1520-1595 yılları arası Osmanlı siyasi faaliyetlerine bakıyoruz. Kanuni Sultan Süleyman babasının yerine, Yavuz'un yerine tahta geçti ve kesintisiz 46 yıl tahta geçti. Tahta geçerken de kardeş taht kavgası olmadığı için şanslıydı. Ve nihayetinde Batı kaynaklarında 1. Süleyman'a Muhteşem Süleyman denildi. Osmanlı Devleti'nin en gelişmiş, en parlak ve en kapsamlı kanunları yaptığı için kendisine kanuni sıfatı da verildi. Evet, kanuni dönemi Osmanlı'nın en parlak dönemidir. Babasından güçlü bir ordu, zengin bir hazine devraldı. Tek şehzade olduğu için taht kavgası çıkmadı. Ve bu ise bir takım iç isyanlarla zamanla uğraştı sadece. Kanuni döneminde Canberdi Gazali isyanı çıktı arkadaşlar. Bu Suriye'de bir valiydi ki Memluklu komutan iken bu valilik vermişti ve Memlukları canlandırabileceğini düşünerek Suriye'de isyan etti, isyanı bastırıldı. Ahmet Paşa ise Kanuni'nin damadıydı. Sadrazamlık beklerken Mısır'a vali gönderildiği için isyan etti, isyanı bastırıldı. Baba Zünn'ün dediğimiz Anadolu'da Yozgat'ta vergi meselesinden dolayı çıkan Şii karakterli bir isyandaki isyan bastırıldı. Kalenderoğlu isyanına bakıyoruz. Ekonomik nedenlerle Konya'da başlayan bir isyandır. İsyan bastırıldı. Dikkat edersek arkadaşlar, çıkan isyanların kısa sürede bastırılması devletin güçlü bir yapısının olduğunu gösteriyor. Yavuz döneminde Memlük devletinin yıkılması, Safevi tehdidinin bertaraf edilmesi Kanuni döneminde Osmanlı'yı batıya yönlendirmiştir. Osmanlı Kanuni döneminde batıdaki rakiplerine bakacak olursak Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Almanya arkadaşlar, İmparator Şalken var, Avusturya'da Kral Ferdinand var, Macaristan'da ise 2. Lajos var. Osmanlı'nın Kanuni dönemindeki doğudaki rakibi tek Safevi devletiydi ki Şah İsmail'den sonra onun yerine de Şah Tahmasp görev yapacak. 16. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı batıda Habsburg hanedanıyla mücadele edecek Avusturya imparatoru. Bu hanedan arkadaşlar Osmanlı'yı çok uğraştıracak. İlk önce Osmanlı-Macaristan ilişkilerine bakıyoruz. Belgrad 1521 yılında Sırbistan'ın başkentiydi. Macar kralının Osmanlı'ya ödemesi gereken vergiyi göndermemesi ve Osmanlı elçilerini öldürmesi üzerine sefere çıkıldı. Belgrad Osmanlı hakimiyetine alındı. Avrupa'ya geçişte Balkanların en önemli noktasıydı Belgrad. Daha önce de bahsettiğimiz Habsburg monarşisi arkadaşlar Avusturya İmparatorluğu'nun hanedan üyesiydi bunlar ki bu hanedan Avrupa'da birçok kralların tahtında gözü olmuş. İmparator Şalken'in Almanya, Hollanda, Avusturya, Macaristan, İspanya ile akrabalık bağıyla güçlü bir ittifak oluşturmasıyla Osmanlı Devleti'nin en büyük rakibi haline gelecek. Evet, dünya tarihinin en kısa savaşı olarak bilinen Mohaç Meydan Savaşı'na bakıyoruz. Sebep olarak Macaristan'ın Belgrad'ın fethine karşı çıkması ve Osmanlı'ya karşı düşmanca tutumu. Pavia Savaşı'nda Fransa Kralı François'nın arkadaşlar Alman Kralı Şarken'e esir düşmesiyle Fransa'nın kralı François'nın anası ağladı, Kanuni'ye mektup yazdı ve bu mektup neticesinde Osmanlı Devleti yardımı kabul etti.
Kanuni sefere çıktı. Macaristan'ı kuşattı. 2 saat gibi kısa bir sürede Osmanlı ordusu yaklaşık 150 bin kişilik ordu Macaristan'ı yendi. Macar kralı 2. Lajos hayatını kaybetti ve böylece daha bundan sonraki seferlerin hiçbirinde kanunun karşısına Avrupa hükümdarları çıkamayacak. Sonuç olarak Macaristan Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Bundan sonra yaklaşık 300 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalacak. Orta Avrupa'da Osmanlı egemenliği başladı. Macar tahtına Osmanlı yanlısı Erdel Bey'i Janoş getirildi. François kurtarıldı, annesine geri gönderildi. Osmanlı Devleti ile Avusturya komşu oldu. İki devletin ilişkileri bozulacak. Bundan sonra ver elini Viyana. Osmanlı-Avusturya ilişkileri Avusturya Kralı Ferdinand, Macar Kralı 2. Louis ile akraba olması nedeniyle Zapolya'nın Macar Kralı'nı tanımadı ve bu dini işgal etti. Kanuni bu durum üzerine sefere çıktı ve 1. Viyana kuşatmasını 1529 yılında yaptı. Kanuni bu dini geri aldı. Karşısına Ferdinand ve Şalken çıkamadı ve onlar kalelerine sığınarak Viyana kuşatıldı. Gerekli hazırlıkların yapılamaması zamanında topların getirilememesi, kış mevsiminde gelmesinden dolayı bu ilk kuşatma arkadaşlar kaldırılacak. Bundan yaklaşık 150 yıl sonra 2. Viyana tekrar kuşatıldığını göreceğiz. Kanuni bir de Almanya seferine çıktı ki Avusturya'nın Macaristan'a karışması ve bu dini işgal etmesi üzerine Kanuni sefere çıktı. Almanya'nın işlerine kadar ilerledi. Kimsenin karşısına çıkmamasıyla Avusturya Kralı Ferdinand barış teklif etti. Osmanlı da Avusturya arasında 1533'te arkadaşlar İstanbul Antlaşması imzalandı. Hadi bu antlaşmaya bir bakalım şimdi. 1533 antlaşmasına göre Avusturya Macaristan'ın iç işlerine bundan sonra karışmayacak. Avusturya, Janoş'un Macar Krallığını da tanıyacak. Avusturya, Osmanlı'ya yıllık vergi ödeyecek. Antlaşmanın süresi Avusturya'nın isteğine bırakılacak. İstediğin zaman boz Avusturya, sorun değil. Avusturya Arşidükü, işte arkadaşlar burası çok önemli. Arşidük demek, kral demek. Protokol bakımından, bakın Osmanlı sadrazamına denk sayılacak. Padişahına değil, sadrazamına denk sayılacak. Bu ise Osmanlı'nın diplomatik üstünlüğünü gösterir arkadaşlar. 1541 Macaristan Budin seferini yapan Kanuni Macar kralı Janoş ölünce oğlu Sigismund gençti. Ferdinand bu durumu da fırsat bilip Macaristan'a mücadele etti, müdahale etti. Kanuni sefere çıktı. Avusturya'yı Budin'den çıkardı. Macar soruna kesin çözüm bulmak için Macaristan'ı üçe böldü. Budin eyaleti Osmanlı'ya bağlı Beylerbeyliği şeklinde yönetilecek. Erdel Beyliğine özel Osmanlı'ya vergi verecek. Kuzey Macaristan ise Avusturya'ya bağlı bölge olacak. Evet, Kanuni'nin son seferi ki Zigatvar seferi Sokollu Mehmet Paşa'nın Malta başarısızlığı Avusturya'nın Erdel işlerine karışmasından dolayı Kanuni ilerleyen yaşına rağmen sefere çıktı. Kanuni Zigatvar seferi sırasında vefat eyledi. Tam kale alınmak üzereydi ki askerler Kanuni'yi görmek istediler. Sokollu'nun siyasi bir zekasıyla Kanuni cesedi ata bağlandı. Üzerinde oturur vaziyette gösterildi ve ondan sonra tekrar çadırına götürüldü. Ordu da Kanuni'nin hayatta olduğunu zannetti. Ve Zigatvar Kalesi'ni aldıktan sonra Kanuni'nin vefat ettiği haberi verildi. Ve böylece Kanuni'nin iç organları Zigatvar bölgesine defnedildi. Kalan cesedi ise İstanbul'a getirildi. Evet arkadaşlar, Dünya Gücü Osmanlı'nın ikinci bölümü de burada sona erdi. Konuların tekrarını sorularla pekiştirirsek daha faydalı olacağına inanıyorum. Başarılar diliyorum. Bu arada kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın.